Bugünkü konu başlığımız Selin Ciğerci'nin ayda 600 bin TL kazanması. Bakalım bunun için neler söylemişsiniz? Öyle acımasız ki bu Türkiye zorluklara, sınavlarda ter döken gençlerimiz mesleklerini eline aldıklarında ki çoğu işsiz. Taş çatlasın 5-6 bin TL kazanıyor. Ama hiçbir vasfı olmayan Selin Ciğerci 600 bin kazanıyor ha. Mis gibi adalet demiş Enes ama yıldı. Selin Ciğerci ne demiş? Sosyal medya reklamlarından 6 ayda 600 bin TL kazandım. Suç bunlarda değil. Selin Ciğerci, Kerim Can Durmaz gibi şaklabanları takip edenlerde diyor Koç Eski. Çikolata Main. Bundan buna dönüşünce aylık 600 bin TL kazanıyorsun. Hazır belediye başkanınıza saygı duyuyorken üniversitelerde dirsek çürüten gençlerimiz Selin Ciğerci olma yolunda bir adım daha atabilir. Selin Ciğerci aylık 600 bin kazanıyorum dedikten sonra cinsiyet değiştiresim geldi. Erkek mi olsam diyor Seher'im. Murattin ne demiş? Babamın Selin Ciğerci'nin kazandığı parayı duymak öldürdü. Kadraj Magazin. Geçen gün bir Rolls Royce satın alan Selin Ciğerci aylık kazancını açıkladı. Sosyal medya reklamlarından ayda 600 bin TL kazanıyorum. Aslan gibi de vergimi ödüyorum. Kozmetik markam için bir ay sonra 1 milyon TL vergi vereceğim. Kolay kazanıyor demeyin. 72 kişi çalıştırıyorum demiş. Selin Ciğerci'ye aylık 600 bin TL veren reklamcılar neyi amaçlamaktadırlar? Adaletini nokta nokta dünya demiş birisi. Uğur isimli birisi. Arkadaş biz mühendisiz iş bulamıyoruz. Bu insanlar ne yapıyor da bu kadar para kazanıyor? İnanılır gibi değil. Sen ne diyorsun lan? Rumuzlu biri öyle demiş. Selam tatlım rumuzlu kişi de sormuş. Kim bu? Ne iş yapıyor? Bilgilendirmeler için teşekkürler arkadaşlar. Ne iş yaptığının önemi yok. Babası defaktonun sahiplerindenmiş. Bu devirde akıllı olmak, aç kalmak demektir. Atom fiziğine de, profesörlüğe de lanet olsun artık diyor. Kim diyor? Rafa Elvesta. Transfobik yorumlar geliyor, gardınızı alın. Sanki milyar tane heteroseksüel haksız şekilde çok kazanıyormuş gibi. Sanat artıyor. Onur Yılmaz ne demiş? Okumanın, ahlaklı olmanın, düzenli işlerde çalışmanın, toplumsal değerlere bağlı kalmanın, toplumsal çıkarı gözetmenin boş olarak, aptallık olarak görüldüğü bir döneme geldik. Hoş geldin toplumsal çöküş. Bu saatten sonra düzen şuna gider. Kim ne yaparsa yapsın, millet ne halde olursa olsun, ben çalabildiğim kadarını çalar, biriktirebildiğim kadarını biriktirir, yiyebildiğim kadarını yerim. Kimse gelmeden yazayım. Selin Ciğerci kim? Demiş farklı birisi. İki lisans yapmama rağmen 9000 TL maaş aldığım yerde ne olduğu belli olmayan cahil, kültürsüz bir transın ayda 600.000 TL kazanması olayı. Başlıkta toplanan kerizler yine X Üniversitesi X bölümünü bitirdim serzenişlerine başlamış. Şu dünya okul okuyup servet sahibi olan kaç tane insan var? Dünyada. Maaşlı işlerde çalışmak için okullar bitirip burada ağlamayın. Birazdan Selin Ciğerci'nin yaptığını sen de yap, sen de kazan diyenler gelir. Ne yapalım? Cinsiyetimizi mi değiştirelim? Dibimizi mi dövdürelim bu saatten sonra? Diyorum Alos. Hak ettiği paradır. Kimmiş diye baktım şahısı Instagram'da takip eden 2,5 milyon mal var.
reklam yapar, lütfünü açar, memesini açar, istediğini yapar, Perez parasını kazanır. 2,5 milyon kitle bunu istiyor demek ki, diyor Pitik. Bu şekilde hiçbir sosyal medya fenomenine para ve tık kazandırmamak için hesaplarına girmiyorum. Gönderilerini ve videolarını izlemiyorum. Size de tavsiye ederim, diyor Cinderella. Ulan şu kafaya hayranım ya. Otoboka gelip siz de yapın o zaman. Siz de kazanın yazmak. Gelir adaletsizliği üzerine konuşacak, yorum yapacak, fikir sunacak kapasitede olmayan insanlar geliyor buraya. Kıskanmayın, siz de yapın. Bu kadar basitse, diyor. Eğitilmezsiniz cidden, demiş. Azazel 13.